21 Mart 2020 Cumartesi akşamı saat 18 itibariyle dükkanlarımızı, iş yerlerimizi kapadık. 44 gün aradan sonra Cumhurbaşkanımızın yayınladığı haberle de açmaya başladık. Temizlik yapıyoruz. Tıraş öncesi yapılacak hazırlıklarımızı yapıyoruz. Dezenfektasyon olsun, sterilizasyon olsun, onlar hakkında çalışmalarımızı yapıyoruz. Belediye ve Keşan Berberler Odası olarak da yürüttüğümüz bir projede sterilizasyon ve dezenfektasyon işlerine başlayacağız. Bize şu andan itibaren randevu ve sıra almak isteyen arkadaşlarımız çok oluyor. Müşterimiz çok oluyor. Onlar hakkında bir çalışma yapıyoruz. Onları sıraya alıyoruz. Randevularını yazıyoruz. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bayağı yoğun herhalde. Yoğunluk açımından açısından bayağı bir yoğunuz. Çünkü 44 günlük bir ara tabii arkadaşlar, vatandaşlarda bir şey oldu, uzun süre oldu. O yüzden bayağı yoğunluk var. 11 Mayıs'tan sonra dikkat edeceğimiz konusunda tıraşlarda büyük bir ihtimal dezenfektasyonu ön plana iteceğiz. Sterilizasyon ve temizlik önleminde hijyen önlemlerini alacağız. O konuda daha böyle hassas olmaya çalışacağız. Meslektaşlarımdan beklentim bundan sonra işimize daha özen gösterip hijyenimize ve özellikle temizliğimize özen gösterip müşterimize daha iyi hizmet etmek için çalışmamız gerekiyor. Dünyada çıkmış olan bu COVID-19, koronavirüs bizim Türkiye'mizde çok ciddi bir şekilde etkiledi. İlk etapta tabii ki kafeler, AVM'ler gibi insanların yoğun olduğu yerler kapatılmaya başladı. Sonradan alınan kararla da Mart ayının son haftası berberler, kuaförler kapatıldı. Bunun iyi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü biz birebir temas halindeydik müşterilerimizle devamlı. Ortalama 1,5 aydır da kapalıydık. Tabii ki bu süre kira ödemesi olan, işte çalışanları olan kişiler için, işverenler için sıkıntılı bir süreçti açıkçası. Şu anda Allah'ın izniyle 11 Mayıs Pazartesi günü faaliyete başlayacağız. Bütün ekip arkadaşlarımızla, bütün kuaför arkadaşlarımızla dahil olmak üzere. Ve gerçekten ciddi bir ihtiyaç oluştu. 1,5 aylık süre içerisinde insanlar kuaförün, berberin çok ihtiyaç, ne kadar ihtiyaç olduğunu daha da farkına vardılar. Mesleğimiz gerçekten çok değerli bizim. Randevu çok önemli çünkü bir yoğunlaşma söz konusu olacak. Çünkü herkesin acil ihtiyaçları var ve bu süreçte de bütün müşterilerimiz ve diğer kuaför arkadaşlarımızın bütün müşterileri randevuya icabet etmesi gerekiyor. Çünkü randevu iptali de çok önemli bu konuda gerçekten. Çünkü sayılı kişi alacağız ve saat 6 gibi belirlenen kanunda sanırım 6'ya kadar hizmet vereceğiz. Çünkü bizim işlemlerimiz açıkçası çok uzun sürüyor. Yani 6 bizim için çok erken oluyor. Ama tabii ki kurallara uymak zorundayız. Ama bunun da uzatılmasını talep ediyorum açıkçası. Tek kullanımlık havlular kullanacağız. Tek kullanımlık penivarlar olacak. Eldivenler olacak. Girişte ateş ölçerle müşterilerimizin ateşini ölçeceğiz. Durumunu kontrol edeceğiz. Salonu büyük olan kişiler bu konuda avantaj yaşayacak tabii ki. Dediğim gibi bütün her şeyi üst düzeyde tutacağız kontrolü. Elimizden geldiği kadar da en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz. Gün oldu mesaimizin. Evet. Biraz. Hadi bakalım. Güzel olacak. Yeter o kadar. Yeter yeter. Yeter başkanım. En çok etkilenen sektörlerden birisiniz. Evet. Önce bugün ekibimiz bütün 154 tane Keşan ve köylerinde olan berber ve kuaförlerimizi, bunlar hanım kuaförlerimize dahil, berber ve kuaförlerimizi bugün ilaçlama yapıyoruz, dezenfekte ediyoruz. 45 gündür neredeyse, ne kadar oldu?
45 gündür neredeyse çalışmıyorlar ve berber salonlarını açtılar. Pazartesi heyecanla bekliyorlar ama eskisi gibi çalışmayacaklar. Temel amaç maske, izolasyon ve dezenfeksiyon kurallarına uyarak pazartesiye hazırlar. Evet. Hazır mısın? Hazır. Özlemişler mesleklerini. Her berberimize Keşan Belediyesi olarak el dezenfektini vereceğiz her berberimize. Bu bir. Her berberimize siperlik vereceğiz. Birer tane siperlik vereceğiz. Siper maske mi diyelim ona? Evet, siper maske. Siper maske vereceğiz her berberimize. Yine her berberimize bir maske paketi hediye edeceğiz. Yine her berberimize de kolonya ikram edeceğiz. Ve ilaçlamayı devam ettireceğiz. Sık sık belediye olarak bu ilaçlamayı yapacağız. Keşan Belediyesi olarak 65 yaş üstü evden çıkamayan veya 20 yaş altı evden çıkamayan kardeşlerimize bize 153'ü aradıkları takdirde biz onları saçlarını kestirmeye ya da adı tıraş olmaksa tıraş olmaya evlerinden alacağız, getireceğiz, götüreceğiz. Bunları da bu şekilde yapacağız. Ama bu çalışmalarda evde yalnız yaşayan, kendisi gelebilecek durumda olmayan özellikle yaşlılarımızdan başlayacağız. 65 yaş üstü vatandaşlarımızı da kuaförlerine, hangi kuaföründe, hangi berberinde tıraş oluyor ise onları araçlarımızla, belediyenin araçlarıyla transfer edeceğiz eve, kuaförüne. Getir götür yapacağız.